Levent hocam, mesela siz konuşurken hani bir yandan da kimler uyar kimler uymaz dediniz ya, ne demişlerdi diye şöyle bir hatırlamak ve hatırlatmak istedim. Mazelikler uyamaz. Ha, Almanya Dışişleri Bakanı mesela dedi ki biz bu tutuklama emrine bir bakacağız. Hani bir bakalım neymiş. Uyacak. Bu. Uymak zorunda. Mart ayında Dışişleri Bakanı kendisi söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını tabii ki uygulayacağız dedi. 29 Mart 2024'te. Başka kim söylemiş mesela bilmiyorum diye. Yani Viktor Orban, Macaristan Başbakanı, o da diyor... Viktor Orban kimin sayesinde iktidarda? O da Yahudi diyor ki... sermayesi sayesinde iktidarda. Tam cümlesini söyleyeyim hocam. Bu nedenle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Macaristan'a davet edeceğim. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı bu kararın ardından tam bu nedenle davet edeceğim diyor. Gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının burada hiçbir etkisinin olmayacağı ve içerdiği şartlara da uymayacağımızın garantisini Netanyahu'ya vereceğim diyor. Övüp övüp başlara taşlar taktığımız, göklere çıkardığımız Orban bu işte. Bu kadardır Orban. Budapeşte'nin sahip olduğu coğrafyanın 1/3 sermayesi Musevilere aittir. Ne diyecekti? Altılı masaya karşı kimin desteğiyle iktidarda kaldı? Kimden sermaye buldu? O bakımdan otoriter liderlerin bu tip cümleler söylemesi Avrupa'daki hukuk sistemine zarar vermeyecektir diye umuyorum. Tabii ki izleyiciler şunu diyebilirler hocam. Polonya ve Yunanistan'dan da tepki yok henüz. Tabii. Uluslararası hukuk mu kaldı diyebilirler. Ne anlatıyorsunuz diyebilirler. Ben de popülist bir söylem yaparak şunu diyebilirim. Avrupalılar tutuklayamaz. Avrupalılar soykırımın ortağıdır, sponsorudur. Bunlar gayet makul sözler bu saatte. Ama öyle demiyorum. Macaristan'ın iktidardaki bulunan kişisinin iktidarda tutunmasını sağlayan gruptur Netanyahu ve bağlı olduğu Musevi lobisi. Onun dışında kimse hukuksuzluğa cesaret edemez. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki Macaristan'ın durumunu ayrı tutuyorum ama bu hukuksuzluğa doğrudan pozisyon açan Macaristan'ın yarın sabah Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsünden def edilmesi lazım. Çıkarılması lazım. Hemen ardından da Avrupa Birliği hukukunun devreye girip Macaristan dönem başkanı olan, benim hayatımın 6 ayını geçirdiğim Macaristan'la ilgili bir soruşturma başlatması lazım. Sen kim oluyorsun da kıta Avrupa'sının 2500 yıldır biriktirdiği insan hakları manzumesini bir cümlenle hiçe sayıyorsun? Kim başlatabilir bu soruşturmayı hocam? Macaristan. Hemen Avrupa Birliği Komisyonu bir tavsiyede bulunur. Avrupa Birliği Konseyi'nde Bakanlar Kurulu toplanır. Devlet başkanları zirvede bir araya gelir ve Macaristan'la ilgili çok güçlü bir kınama kararı alınabilir. Hatta yaptırım olarak Schengen sürecinden uzaklaştırılabilir. Ha, yaparlar mı bilmiyorum. Ama normali bak. Ben normalini anlatayım, çekileyim. Olması gerekeni anlattım, çekildim. Şimdi Mehmet Akif Ersoy Avrupa'yı ve Batı'yı çok güzel anlatır. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Şimdi Avrupa insan hakları, evrensel değerler, Avrupa Birliği kulübü, çiçekler, böcekler de başta Fransa olmak üzere İngiltere ABD'den yıllar önce, asırlar önce dünyada katliamlara başladı. Avrupa Bosna'da sabıkalıdır. Yakın tarihimizde Bosna katliamında. Bugün Gazze vahşetinin ilk günlerine geri dönelim. Hepsi Tel Aviv'e Netanyahu ile selfie çektirme sırasına girdiler. Avrupa, Fransa'sından tutun da Almanya Başbakanına kadar. Bugün kıta Afrika'sının her yerine gittiğimizde ya Fransız katliamını, ya Belçika katliamını, ya Fransız katliamını, ya Almanya katliamını görürüz. Yani bana göre insan haklarından söz edecek en son kıta Avrupa kıtası. Tarih bunu söylüyor, gerçeklik bunu söylüyor. Ama o yüzden mi biz Kopenhag kriterlerine uyum sağlamak adına 10 tane yargı reformu gerçekleştirmek zorunda kaldık? Demek ki biz Avrupa'dan daha da gerideyiz. Şimdi ben o konuda Avrupa Birliği sürecinde Kopenhag kriterleri değil, bizim tarihi referanslar ve derin tarihimizde birçok kriter var. Hoca Ahmet Yesevi'den tutun da tarihi derinliklerimizde referans alacağımız birçok konu var. Yani bizim Nizam-ı Mülk'ü de buna katarım. Hiç böyle Avrupa'ya gerek yok. Avrupa medeniyetinin, Türk medeniyetinden bizden öğreneceği çok şey var. 60 yıldır almayacağız diyorlar, kapıdayız tak tak. Yok kardeşim almıyoruz diyorlar. Bizim sizde işimiz yok. Bizim siyasetçilerimiz o kapıya vurmaya devam ediyor. Avrupa sonuçta baktığımızda bir Hristiyan kulübü. politikalarına baktığımızda da bunu görüyoruz. Ama bir zorakilik var Avrupa Birliği ve Türkiye arasında. Jeopolitiğin ve yaşanan gerçekliğin var. Ondan dolayı gümrük birliği var. Hı hı. İşte en son gene başlığı şeyler var. Ben Avrupalıların tarihte yaptığı, kendi yaptıkları uygulamalara atıfta bulunuyorum. Bosna'da sabıkalılar, Afrika'da sabıkalılar. Bugün Ukrayna Savaşı'nda bile atması gereken birçok adımı atmadılar. Bakın evet. Polonya'dan bir örnek vereyim. İlk başta koşa koşa Ukraynalılara gelin dediler. Şimdi kovmaya çalışıyorlar ülkesindeki Ukraynalılar. Yani bu bir yaşanan gerçeklik. Sadece bir lokal örnek verdim. Gazze vahşetinde silah ambargosu uygulamadı Avrupa Birliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle çağrıda bulundu. Rum kesimini gayrimeşru bir şekilde Avrupa Birliği'ne aldılar. Hani alt alta koyduğumuzda Avrupa Birliği mevzuatına göre sınır sorunu olan hiçbir ülkeyi almayacaklardı. Ama Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne dahil ettiler. Yani hakkaniyet adına baktığımızda, ikili dengeler adına baktığımızda Avrupa'nın böyle bir Avrupa Birliği'nin politikası var. Zaten İngiltere'nin ayrılması. En son Avrupa Siyasi Topluluğu da kurmaya çalışıyorlar. İşte Türkiye'yi de orada aktif olarak yer alıyor. Yani ben bu insan hakları hocamın da hoşgörüsüne sığınarak en sabıkalı, eli kanlı olsak ABD mi Avrupa? Avrupa'nın elinde daha fazla kan var. Baktığımızda Rusya da sütten çıkmış ak kaşık değil. Stalin Rusyası'nın Ağızka Türklerinden Kırım Tatar Türklerine, Çeçenlere kadar, Ukrayna halkına kadar, Kazakistan'da yaptığı katliamlar hep tarihin hafızasında. Yaşadığımız zamanda da 7 Ekim... Almanya ne demişti diye baktım da tam bu meseleyle ilgili. Hükümet sözcüsü Almanya'da bu temelde tutuklama yapabileceğini hayal etmek zor demiş. Şimdi hocam çok doğru bir şey söyledi. O kararın uygulaması ile ilgili ben de katılıyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir polis teşkilatı, bir jandarma teşkilatı yok. Hı hı. Savcının aldığı bir tutuklama. Bu ülkelerin inisiyatifine kalmış. Putin Moğolistan'a gitti. Moğolistan taraf 124 ülkeden ve bu karar çıktıktan sonra gitti. Tabii hı hı. Gitti. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne katılmadı. Lavrov'u gönderdi bir risk zirvesine. Şimdi Netanyahu'ya baktığımızda da İsrail şunu yapıyor zaten. Son dönemlerde ya Cumhurbaşkanlarını ya Dışişleri Bakanlarını gönderiyor. Netanyahu ve Gallant'ın gittiği tek ülke ABD. Bakalım 13-14 aylık sürece. Yani ülkelerinden dışarıya çıkmak diye bir durum yok. Tek ABD'ye gidiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir ikincili durum var. Sadece 2 kişi hakkında karar verdiler. Gallant ve savaş ve insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı dedi savcı tutuklama. Soykırımcı olarak ibareyi koymadı. Yani orada da hani biz o kararı çıkmasına olumlu bir bakış açısı getirsek de soykırımcı olarak tutuklama kararı almadı. Yani onda karara baktığımızda, metni okuduğumuzda o da dikkatimi çekiyor ama belki hocam katkı verecektir. İsrail ilk defa o mağdur İsrail, ağlayan İsrail duvarı yıkıldı. Uluslararası ve tanınılı olan bir hukuk sisteminde, ceza mahkemesinde böyle bir karar alındı. İsrail için bu ilk defa. 2009'da Filistin müracaat etti. Bu süreçte tekrar müracaatı var. Bu kararın çıkması bir ilk. Ama uygulanır mı? Tutuklanır mı? İşte inisiyatif alınıyor dediniz ya, hani onun alınması da çok ilginç. Yani bu karardan sonra... Kararın ardından ülkelerin inisiyatif alıp uygulayıp uygulamayacağını konuşuyor olmakta. Keza aynı şekilde. Tabii. Şimdi bir diğer süreç, konuyu dağıtmadan, Lahey'de Adalet Divanı var. Hı hı. Orada da işgalci İsrail olarak sözde devlet olarak yargılanıyor. Şu Hamaney'in sözlerini değerlendirmenizi rica edeceğim. İran'ın resmi haber ajansına dedi ki işte yapılan, yani tam cümlesi şu: Netanyahu hakkında tutuklama kararı verildi. Bu yeterli değildir. Onun hükmü idamdır. İşin başındaki İsraili liderlere idam kararı verilmelidir dedi. İran dini lideri. Benim bildiğim, hocam düzeltsin, bilgisine güvenerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne idam kararı var mı bilmiyorum. Yok tabii ki. Yok yani yok, öyle bir şey yok. Tabii İran'ın istediği. Ya bu arada biz de yine Avrupa hukukuna uyarak idam cezasını 2004'te kaldırdık. Uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı. Tabii bu Hamaney'in istediği, Netanyahu idam edilmeli. İran İç siyasetinde ve Şii tribünlerinde karşılık bulacak bir söylem. Yalnız burada bir şey dikkatimi çekti. Hamaney ne zamandır konuşmuyordu. Ben de okudum bunu. Uzun süreden sonra ilk defa sessizliğini bozdu. En son İsmail Haney'nin öldürülmesinden sonra ortaya çıktı. Orada onu gördük. sesi bozdu. Bu da sağlık durumu ile ilgili bir tartışma vardı. Belki de bunu ortadan kaldırmak için, yani kendisinin ağır hasta olduğu yönünde görüşler vardı. Netanyahu ve işte Galant, hepsi idam edersin diyor. Tabii evet, bu İran'ın istediği. İran'dan farklı bir açıklama beklenmez. Değil mi? Buna karşı Hamaney asıl konuşması gereken, İran'ın içi kaynıyor. Yani farklı bir konu. Biraz İran'ın içine bakması lazım. Gerçekten son dönemde İran'a baktığımızda sosyal huzursuzluğun zirve yaptığını, özellikle bu Belucistan bölgesindeki hareketlenmeler benim dikkatimi çekiyor. Bir de Biden gider ayak bu füze değil, Belucistan'daki ayrılıkçı grubu olarak adlandırılan hem Pakistan'da hem İran'da faaliyet gösterene açıktan destek vereceğine, yani her yıl ABD bütçesinden oraya fon aktarılacağını gösterdi. Bir de diğer İran'daki dikkat çekici notum, Avrupa Birliği ile bu nükleer müzakerelere geri döndüler. Hı hı. Bu da değişik bir diplomasi. Ama Hamaney tabii İsrail hakkında konuşacak. İran dini liderinin her zaman yaptığı konuşmalar bana göre biraz, her zaman söylüyorum, biraz evin içine baksınlar. Yani çok ciddi sosyolojik kırılmalar yaşanıyor İran'da. Bu ileriki günlerde daha da hareketlenecek. Teşekkür ediyorum. Levent Hocam, Hamaney'in sözlerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Katılıyorum. Yani, benden koyup imkan, altına. Böyle bir imkan olsa, böyle bir hukuk düzeni olsa, hı hı, ve böyle bir netice alınırsa muhtemelen maruz kalacağı ceza bu tip olurdu. Ama Milosevic örneği gibi, Karadzic örneği gibi, buna benzeyen Ruanda'da, Darfur'da yaşanan soykırımlarda olduğu gibi, evet, demir parmaklıklar arkasında bu ve benzeri ağır suçları işleyenlerin muhakkak hayatının kalan kısmını o platformlarda geçirmesi lazım ki insanlığa karşı örnek teşkil edecek ağır cezalara maruz kaldıklarını görsünler. Hiçbir suç cezasız kalmasın. Yani bu soykırım suçu da olsa, kadına yönelik şiddetten kaynaklı bir suç da olsa ya da sokak hayvanlarıyla ilgili bir suç da olsa hiçbir suç cezasız kalmasın ki o Asr-ı Saadet döneminin hatıralarında olduğu gibi bir günlük saf adaleti bile biz burada test edebilelim, görebilelim. Adaletsizliğin vuku bulduğu günden bu yana bu ve benzeri katliamlar olduğu için pozitif hukuk doğmak zorunda kaldı. İnsanlar geçmiş yıllarda metafizik üzerine kurulmuş bir doğal hukuk doktrinine inanıyorlardı. Ya da dini teamüller üzerinden, zaman zaman kutsal kitaplar üzerinden yürüyen şer'i hukuka inanıyorlardı. Ama pozitivizm, normlar, ceza yasaları ne zaman doğdu? İnsanların bu metafizik ve dini kurallara uymaması durumunda dünyada cezai anlamda karşılığını alamadığı hissedildiğinde doğdu. Ve büyük bir alkış kıyamet koptu. Ta ki Hitler'e kadar. Çünkü Hitler de pozitif hukuku arkasına alıp milyonlarca insanı katletti. Sonra fark ettik ki kağıt üstünde yazanlar uyulması gereken zorunlu kurallardır. Ama insanoğlu binlerce yıldır kural tanımazlık yapmaya devam eder. O bakımdan Hamaney, Netanyahu'yu gerçekten böyle bir cezayla karşı karşıya bırakmak istiyorsa önce yakalayacak onu Tel Aviv'de, sonra getirecek Tahran'a, yargılayacak. Ha, yapabilir. Bakın bunu da söyleyeyim. Çünkü mümkün soykırım suçu şey, evrensel, tabii ya, olmayacaktır da olabilir. Hı. Soykırım suçu evrensel bir suçtur. Evrensel suç işlendiği ülkenin hukuklarına göre değil, ilgili ülkenin hukukuna göre yargılanmayı beraberine getirir. Bakın örnek, Netanyahu buyursun Türkiye'ye gelsin. Hı hı. Biz Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değiliz. Ama çok şükür bir ceza kanunumuz var. Soykırım suçunun zaman aşımına tabi olmayan, evrensel nitelikli bir suç olmasından kaynaklı olarak Netanyahu aynı dakikada yakalanır. Ankara'ya, Esenboğa Havaalanı'na ya da İstanbul'a, Atatürk Havaalanı'na, İstanbul Havaalanı'na indiği an yakalanır, hı hı, gözaltına alınır, çok muhtemel tutuklu yargılanır. Keşke bunlar olsa, yargılayan ülke bir İslam ülkesi olsa. Ha, olacak mı? Muhtemelen bu kolay değil. Netanyahu bakalım ömrü ne kadar vefa edecek? Bakalım iç istihbarat birimleri, Trump, Netanyahu ile bir yol yürümek isteyecekler mi? Bu denli soykırımla suçlanan, neredeyse bu suçu işlediğine dair herkesin kanaat ortağı olduğu bir kişinin ağır yükünü omuzlarında taşımayı niye istesin devletler ve yeni seçilmiş tertemiz bir Trump örneği eğer gerçekten yeni bir sayfa açmak istiyorsa İsrail iç hukukundan kaynaklı olarak da Netanyahu'nun yargılanmayı beklediği bir sürü dava var. Bu süreç muhtemelen böyle cereyan eder. Fakat uluslararası hukuka, ulus üstü hukuka uyulup uyulmayacağını tartışıyoruz ya. Evet, dahası yok. Dahası yok. Devletler uymama kararını beyan edip hala ellerini kollarını sallayarak o yargı organlarına üye olmaya devam ediyorlar ya. O zaman kurulmuş olan bu düzenin çivisinin gerçek anlamda çıktığı, bu saatten sonra birçok suçun yapanın yanında kar kalacağına dair bir kanaatin oluştuğu bir döneme gidiyoruz. Ve Sümeyye Hanım, bunu bütün samimiyetle ve bir uyarı olarak söylüyorum. Buyurun hocam. Uluslararası sistemde bu suçların cezasız kalması, bunları takip eden iç hukuklarda da, ülkelerde de insanları suç işleyecek cesareti bulmaya itiyor. Türkiye'de de, Yunanistan'da da. Nasılsa Fransa'da bir cezası da yok deyip. Tabii bu kadar. Ama o zaman insanı, öyle mi işleriz işte? Milyon insanı katleden bir adam cezasız kaldığında şunu sormayacak mı dolandırıcılık yapan? Ya ne yaptım ki? İnsan mı öldürdüm? Soykırım mı yaptım? Aşağı üstü, altı üstü birkaç milyon dolar para çaldım diyecektir. Bakın deniyor da cezasızlık algısı Türkiye özel değil. Küresel sistemde Gazze'deki katliamlar, Ukrayna'daki katliamlar ve öncesi devam ettiği müddetçe insanlar ve adalet sistemleri sorgulanır hale geliyor. Çok olumsuz bir dünyaya gidiyoruz ki hani o meşhur derginin kapağı da öyle değil miydi? En tepeye Satürn'ü koymuştu değil mi? Evet. Satürn neydi? Kaos değildi, yıkımdı. Satürn'ün bu manada temsil ettiği karakter yıkımdır. Evet, 2025 maalesef adalet sistemlerinin çöktüğü bir yıl olmaya doğru adım adım gidiyor. Batı dünyasının değer yargıları kendi içinde sorgulanıyor ve eğer Macaristan gibi birkaç devlet daha böyle çıkarsa Avrupa Birliği denilen siyasi ve iktisadi mekanizma yavaş yavaş dağılmaya doğru ilerler diye tahmin ediyorum. Ha, bu da çok mu kötü olur? Hiç de emin değilim. Madem bizi almıyorlar, batsın bu sistem diyebiliriz. Pekala. 60 yıldır madem kapısında bekliyoruz. Bir bildikleri de vardır muhakkak devlet adamlarımızın. 65 yıldır o kapıda beklediklerine göre. Evet. Bakalım netice ne olacak, hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. Yeni bir başlık açacağım ama bizden bir başlık olacak bu kez. Yönetmenim, kaç dakikam kaldı? Öğrenebilir miyim? Şöyle hakkaniyetli bir dağıtım. Tamam, 9 dakikam varmış.